Merhaba arkadaşlar. 50 mm öyle bir lenstir ki eskilerden biri odak uzaklığıyla ve fiyat etiketiyle büyük bir çoğunun çantasında yer almıştır. Ben öyle gözlemledim en azından. Bugün sizlere Nikon'un 50 mm odak uzaklığındaki lensleri arasındaki son üyesi olan yeni çıkan Nikkor Z 50 mm f1.4 lensi tanıtmaya çalışacağım. Boyutu daha iyi anlaşılsın diye de incelemesini yaptığım kamera olan Z6-3 üzerinde takılı olmasını istedim. Z bayonetli lensler konusunda oldukça hızlı bir şekilde ürün yelpazesini genişleten Nikon, 2018'de çıkardığı f1.8'in ardından 2020'de f1.2, 2021'de de makro f2 versiyonu, ardından da ancak Eylül 2024'te f1.4 versiyonu ürün gamına kattı. f1.4 lensi anlatırken hep kıyaslandığı f1.8'e de sizlere gösterme şansım olmasa da ufak ufak değineceğim. 1.4 versiyonu 1.8'in aksine S serisi olarak karşımıza çıkmıyor. Bu daha çok plastik malzemenin kullanıldığı anlamına geliyor. Elime aldığımda malzeme kalitesi olarak kötü bir hisse kapılmadım. Bayonet kısmı da metal olarak geliyor zaten. Şu an bu görüntüyü kaydettiğim 40 mm f2'de S serisi olmayan bir lenstir ve onda metal bayonet yoktur. Ve onun genel yapısı ve verdiği his bu lense göre bir parça daha ucuz kalır. 1.8 ve 1.4 versiyonlar arasındaki bir fark da f1.8'de nanokristal kaplamalı elemanlar bulunurken f1.4 versiyonda bulunmuyor olmasıdır. Gövde üzerinde kontrol halkası gelen 1.4 üzerinde otomatik manuel seçimini yapmaya yarayan bir anahtar bulunmuyor. 1.8 versiyonda ise durum tam tersidir. Onda kontrol halkası yoktur ve otomatik manuel seçim anahtarı bulunur. Bu kontrol halkasına kameranız üzerinden ISO, diyafram ve pozlama telafiyi değiştirecek şekilde görev ataması yapabiliyorsunuz. Dilerseniz kameranız üzerinden netleme halkası ile kontrol halkasının görevlerinin değiştirilmesini de sağlayabilirsiniz. Ayrıca bu kontrol halkasının hassasiyetini yine kameradan ayarlayabilirsiniz. Bu detayların hepsini Z6-3 ve öncesinde Z9 için hazırlamış olduğum menü detayları serisinde izleyebilirsiniz. Yani lensinizle ilgili ayarlayabileceğiniz birçok detay özellik var. Burada bu kontrol halkasının keşke taktığımız her lense göre ayrı ayrı görevlendirilmesine izin verilseydi diye düşündüm. Çünkü buraya pozlama telafisi atasam aynı değer 600 mm lensinde de geçerli olacak. İstenmeyen temaslar o lensle daha çok olduğundan bu atamayı kapatmıştım. Boyutuna bakarsak 1.4 420 gram ağırlığında 74.5x86.5 ölçülere sahip. Filtre çapı ise 62 mm. 1.8 ile kıyaslarsak o 415 gram ağırlığında ve 76x86.5 ölçülere sahip. Yani aynı boy ama bir parça daha geniş. Eski AFS 1.4 lensin ölçüleri daha küçüktü. 73.5x54 mm. Arada 3.2 cm civarında bir fark var ve o lens daha hafif, 280 gram. Ama o lensi Z bayonetli aynasız kameralarınızda bir FTZ adaptörle kullanmanız gerekeceğinden onunla birlikte ölçünün aynı değere geleceğini söyleyebilirim. 50 mm f1.4 tam kare bir lens. Tabii ki Z30, Z50 gibi DX ya da crop sensörlü kameralarınızı da kullanabiliyorsunuz. Diyafram aralığı 1.4'ten başlayıp diğer 50 mm f1.8 lensde olduğu gibi 16'ya kadar uzanmaktadır. Diyafram 1.4 olarak ayarlandığında keskinlik merkezde de olsa birazcık düşük. Bunu diyaframı 1.8'e getirdiğiniz zaman fark edebiliyorsunuz. Elde ve tripodda yaptığım çekimlerde de hep aynı sonuca ulaştım. Ama renk ve kontrast görünümü oldukça iyi. Kenarlara geldiğimizde keskinliğin iyice azaldığını görüyoruz. 1.8'e geldiğimizde lens merkezdeki keskinliğini hemen toparlarken kenarlardaki keskinlik için 2.8'den başlayan değerlere ihtiyaç var. Bu yaptığım yorumu yapılmış laboratuvar test sonuçları ya da özel çekim tablolarına yaptığım çekimler sonucu söylemiyorum. Lensle kendi yaptığım gezilerimdeki fotoğraflarımda gördüklerimi aktarıyorum.
Bu lensin insan ve mekan portreleri öncelikli olduğunu düşünürsek, asıl hedeflenen objeyi ya da odaklanılan noktayı arka plandan ayırarak anlamlandırma, bokehlerle destekleme konusunda bir eksiklikten bahsedemem. Bu görevini başarıyla yerine getiriyor. Bunun yanında insanlarda göz, kirpik, yapraklarda damarlar, ahşap dokularda çatlaklar gibi detaylarda çarpıcı keskinlik arıyorsanız en azından 1.8 diyaframa gelmeniz gerekiyor. Aranan keskinliği bir stop sonra sağlaması güzel bir avantaj. Bokeh etkisini bir miktar kaybedip o kaybın yerine keskinlik koyabiliyorsunuz. 50 mm f1.4 lens deyince aklıma bokeh ve alan derinliği gelir. 1.8 lensi bizzat inceleme şansım olmadı ama izlediğim görseller ve baktığım test sonuçlarında o lensin keskinliğinin hemen ilk durak noktasından başladığı görülüyor. Ki bu durum bu lenslerin eski AFS karşılıklarında da aynıydı. Renk, alan derinliği, bokeh arayanlar 1.4'e yönelirdi, keskinlik arayanlar 1.8'e yönelirdi. Vignette yani kararma etkisine bakarsak, beklediğim gibi açık diyaframda köşelerde kararmalar varken, diyafram 4'e gelindiğinde yok denebilecek seviyeye düşüyor. Bazı çekimlerimde, kadraj geneli için söylüyorum, f1.4'te çektiğim karelerin hemen peşinden gelen 1.8'de yaptığım çekimlere göre bir stop karanlık varmış gibi gördüm. Bu lensimizde dahili bir titreşim engelleme yani VR sistemi yok. Nikon'un aynasız kameralarında 5.5 stopa kadar dengeleme yapılabiliyor. Hele son çıkan ve kanalımda da incelemesini göreceğiniz Z6 III ile kullanırsanız netleme noktası VR özelliğiyle bu dengeleme başarısı 8 stopa kadar çıkıyor. Bu oldukça iyi bir değer. Lensin hava koşullarına dayanımı için çok net bir bilgiye ulaşamadım. Weather Sealed olarak bazı yerlerde bahsedilmiş ancak Nikon Amerika web sayfasından ve lensin kullanım kılavuzundan baktığımda toz ve su sıçramasına karşı korumalı olduğu yazılsa da her koşulda bunu sağlanamayacağı belirtilmiş. Yani çok yoğun hava koşullarında dikkatli olmak isteyebilirsiniz. Lensin kutusunda bir koruma kılıfı çıkmazken şu an size sadece ekrandan gösterebileceğim HB-115 parasole ile birlikte geliyor. Yakın çekimlerde de kullanıyorsanız eğer bu lensin minimum netleme mesafesi 37 cm. Lens diğer Z serisi lensler gibi oldukça sessiz. Bu sessizlik konusu nerede en çok işimize yarıyor? Tabii ki videolarda. Eski AFS lensler dönemlerine bakılırsa oldukça sessiz lenslerdi. Ancak video konusunda kameraların vazgeçilmezi haline geldikten sonra daha fazla sessizlik arayışı gündeme geldi. Neyse ki Nikon'un Z tipi lensleri bu konuda beni hiç üzmedi. Video konusunda da lensin sunduğu hız tatmin edici seviyede. Video çekerken netleme hızı ya da kararlılık ve doğruluğunu beğenmeyip tekrarladığım bir çekimim olmadı. Z6 III kamerada da denediğim için elde ettiğim videolar çok lezzetli oldu. Güneşe karşı yaptığım çekimlerde herhangi bir problemle karşılaşmadım. Flare ise gözlemlemedim. Şimdi biraz çektiğim fotoğrafların ham hallerine yakından bakalım, sonra kaldığımız yerden devam edelim. Thank you.
Arkadaşlar özetlersek, ben 50 mm 1.4 lensi Z6-3 kamerada kullanmaktan çok keyif aldım. Yaptığım küçük gezilerle benim için de güzel bir inceleme videosu oldu. Lensi size anlatırken bir yandan da akla gelen ilk rakibi, karşılaştırma eşi olan 50 mm 1.8'den de bahsetmeye çalıştım. O lens kabaca bundan %10 kadar daha pahalı. Eski AFS karşılıklarında durum tersineydi. Fiyat yönünden birinden biri tercih edilmez gibime geliyor. Sadece aradaki farkların hangilerinin sizin için önemli olduğuna karar vermeniz yeterli. Bolca örnek vererek hazırlamaya çalıştığım bu video sizlere yardımcı olmuştur umarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.